Benim en çok merak ettiğim Zeki Metin filmi demek biraz haksızlık olabilir tek başına. Çünkü orada çok büyük başka isimler de var. Kemal Sunal gibi, Halit Akçatepe Tabii. gibi. Köyden indim şehire. Çok güzel bir olaydır ikisi de. Salak milyoner de, köyden indim Tabii. şehire de. Köyden indim şehire nasıl geldi size? Şimdi 1973 senesinde Ertem abi, Allah rahmet eylesin, nurlar da yatsın, hepsi rahmetlik oldu zaten. Sadık Şendil, çok muhterem bir beyefendiydi. Gerçekten İstanbul beyefendisiydi. Münir abi, Münir Özkul. Bize tiyatroya oyun izlemeye geldiler. Oyunumuzu izlediler. Oyundan sonra da küçük bir oturma grup yapabilir miyiz? Tabii hay hay buyurun oturduk. Çaylarımızı içerken biz sizinle sinema yapmak istiyoruz dediler. Biz de doğrusu hazırmışız. Zaman da gelmiş. Biz de hay hay dedik. Ertem abinin Gümüşsuyu'nda bir evi vardı. Orası onun çalışma eviydi, kütüphanesiydi, yeriydi, platformdu, okuldu, ekoldü. Oraya hepimiz giderdik. Hatta Sadık abiyle ben en erken gidenlerdendik. Anahtar vardı bizde. Daha Ertem abi uyurken girerdik. Sadık abi çarşıdan o gün yapacağımız yemeğin şeyini getirirdi, erzağını getirirdi. Ben salatayı yapardım, o yemeği yapardı. Ertem abi kalkardı, çalışmaya başlardık. Önce köpürtme dediğimiz bir olay yapardık. Sonra da belli episodlar, belli sahneler, yani sekanslar sinema dilinde. Sekanslar belli olunca Sadık abi arka odaya geçer, daktilosunda o sahneyi yazardı. Buna rağmen sette de gene yazma işlemi devam ederdi. Oyuncuyu da serbest bırakırdı Ertem abi. Biz de doğaçlama yapardık yani. Biz kendi mizahımızı oraya taşıdık. Ertem abi, Sadık abi bize dramatik yapıyı, sinemayı öğretti. Bu ikisinin sentezinden sentimental komedi diye bir tür çıktı. O ikisi de gerçekten adı klasik eser oldu, başyapıt oldu. İkisi de çok fevkalade yapıtlardır. Kemal Sunal, mesela orada önce Zeki abiyle siz mi oyuncu olarak seçiyorsunuz? Kemal Sunal nasıl o projeye dahil oldu? Kemal Hababam sınıfıyla sonradan geldi. Kemal sıralamada bizden ileri oldu ama kabul etmek lazım. Çünkü Kemal kendi fizik yapısını, beyin enerjisini, ruhunu, söylemini, eylemini, kusurlu olanlarını bile öne çıkarmaktan hiç çekinmeyen bir oyun tarzı yakaladı. Onu sürdürdü, o tutturdu. Hatta o kadar değişmez hale geldi ki artık başka bir güzel şey yapamaz oldu. Ben de ona çok üzülürdüm. Çünkü Kemal bizden ayrılırken dedim ki aman yavrum bak sinema öyle bir şeydir ki sana hep aynı rolleri oynatırlar. Aynı şeyleri yaparsın ve bir tek tipe düşersin. Yazık olur. Sen oyuncu kumaşı olan bir adamsın. Sakın o duruma düşme dedim. Düştü ve zengin oldu. Beni dinleseydi açlıktan ölecekti rahmetli. Nurlarda yatsın evladım. 80-87 tane falan film yaptı gerçekten. Başlarda her sanatçı gibi o da istismar edildi ama sonra hakkını da aldı. Köyden indim şehre ilk vizyona girdiğinde nasıl tepkiler abi? Valla biz daha filmi çekerken bitirmemiştik. Fragman çekiyorduk. Atlantik sinemasında oynuyordu fragmanımız. Oraya gittik, fragmanı seyrettik. Dedik ki bir olay oldu. Bu olay patladı. Bu olay dönmez. Müthiş reaksiyonu vardı. Yani oradaki dört tipin sıcaklığı, Türk insanının bölünmezliğine rağmen birbirlerine kazık atma isteğinin arkada bir yerde yattığı gerçeği seyirci tarafından hemen benimsendi. Yani herkes çuvalı alıp kaçmaya gelir, yakalanınca da tekrar döner ve hiçbir şey olmamış gibi devam ederler. Bu bize has bir şey. Başka millette böyle bir şey yoktur herhalde, bilmiyorum.